Soru çözümleri. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Şimdi biz bir paragraf oluşturuyorsak öncelikle paragrafın türüne bir bakmamız lazım. Düşünce paragrafı olabilir, olay paragrafı olabilir. Eğer düşünce paragrafı ise bu paragrafta arkadaşlar anlam bütünlüğünü sağlamak gerekecek. Düşünceler birbirini takip etmek üzere kurulmuş olacak. Akışı bozan ifade olmayacak. Olay paragrafı ise de olaylar birbirini takip edecek arkadaşlar. Evet, birbirini takip edecek. Şimdi paragrafa şöyle bir göz attığımızda bir olay paragrafı olarak göze çarpmıyor. Düşünce paragrafı olarak görülüyor. İşte başka kimin için olabilir ki, bilgi de sanatlı insan için gibi. Bunlar bir düşünce belirten sözler. O halde sıralamaya nereden başlayalım? Elemeyle başlayalım. Hangi cümle paragrafımızın ilk cümlesi olabilir? Başka kimin için olabilir ki ifadesi kendinden önce başka bir cümle var izlenimi verdiğinden dolayı paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bilgi de sanat da insan için ifadesi yine bundan önce bir düşünce, bir cümle var izlenimi verdiği için paragrafın giriş cümlesi olamaz. Kurtlar kuşlar için mi? Yine ne kurtlar kuşlar için mi ama? Bununla ilgili bir bilgi verilmiş daha öncesinde. Bu da paragrafın giriş cümlesi olamaz. İnsanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için. Bu da ne insanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için? Kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. O halde paragrafımızın ilk cümlesi her şey insan için 5 numaralı cümle olacak. B'yi D'yi eledik o zaman. Peki her şey insan için. C'yi bir deneyelim. İnsanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için. Bilgi de sanat da insan için. Kurtlar kuşlar için mi? Başka kimin için olabilir? Burada bir kopukluk seziyoruz değil mi arkadaşlar? Ama bir de yani alt seçeneğindeki ifadeye bakalım. Her şey insan için. Başka kimin için olabilir ki? Evet, insan için. Başka kimin için olabilir ki? Bu ifadeye dikkat. Yine insanı vurgulamak için kullanılan bir cümle. 5'te 1 birbirini iyi takip ediyor arkadaşlar. Evet, 5 birinci cümle, 1 ikinci cümle olabilir. Bilgi de sanat da insan için, kurtlar kuşlar için mi, insanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için ifadelerinden 3. cümleyi seçeceğiz. Ne dedik? Her şey insan için. Başka kimin için olabilir ki? Kurtlar kuşlar için mi? Başka kimin için olabilir ki? Başka derken de neyi kastediyor arkadaşlar? Kurtlar kuşları kastediyor. Kurtlar kuşlar için mi diyor? Hayır diyor, sizin için. O halde 5, 1, 3 ile başlayacak. Hangisiyle devam edecek? Bilgi de sanat da insan için. Bilgi de sanat da niye insan için arkadaşlar? İnsanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için. Kim? Bilgi ve insan insanın. Bilgi ve sanat insanın daha insanca yaşaması için. Bu da bunu takip etti. O zaman paragrafımız 5, 1, 3, 2, 4 şeklinde devam edecek arkadaşlar. Tamamını bir daha okuyalım. Her şey insan için. Başka kimin için olabilir ki? Kurtlar kuşlar için mi? Bilgi de sanat da insan için. İnsanın daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için. Evet. Cevabımız A seçeneği. Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Anlamlı bir paragraf oluşturalım. Bakalım. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Bir olay görüyoruz. Bunun için değiştirecek dedi. Ölmesin diye denize atmaya başladı. Az önce düşünce paragrafı ile ilgili bir soru çözmüştük. Şimdi olay paragrafı ile ilgili sıralama sorusu çözüyoruz. Ne lazım bizim için? Olayların sıralanması lazım. Bunun için değiştirecek ama ifadesiyle başlama şansı var mı arkadaşlar? Yok. Böyle bir paragraf başlamaz. Küçük bir kız onları ölmesin diye denize atmaya başladı. Kime? Bilinmiyor arkadaşlar. O halde 2 ile de başlanmaz. Bunlar kendinden önce başka bir cümle var izlenimi veriyor. Kız bir an durdu ve elindeki deniz yıldızlarına baktı. Bir an durdu diyor. Demek bundan önce bir şey yaptı. Yine kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. Kıyıda binlerce deniz yıldızı vardı. Bu paragrafın giriş cümlesi olabilir. Uğraşma canım. Bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi annesi. Uğraşma canım. Bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi annesiyle bir paragraf başlar mı arkadaşlar? Kendinden önce başka bir cümle var izlenimi veriyor. O halde bu paragraf 4 numaralı cümleyle başlayacak. Yani C ve D arasında seçenek bulacağız. Zaten C ile D'ye baktığımızda 4, 2 ve 5 ortak gidiyor. O halde 4, 2, 5'i bir okuyalım. Kıyıda binlerce deniz yıldızı vardı. Küçük bir kız onları ölmesin diye denize atmaya başladı. Uğraşma canım, bu hiçbir şeyi değiştirmez ki dedi annesi. Bu derken neyi kastediyor arkadaşlar? Onu ölmesin diye denize atmasından bahsediyor. Onlar için bir şey değiştirmez diyor bu. Yani çok fazla sayıda deniz yıldızı var. Bunun için bir şey değiştirmez diyor. Ama ne diyor çocuk? Annesi böyle diyor. Bir şey değiştirmez diyor. Çocuk da diyor ki bunun için değiştirecek ama. Evet. 5'ten 1'e doğru bir gidiş var. Bunun için değiştirecek ama dedi. Ondan sonra ne dedi arkadaşlar? Ne yaptı? Kız bir an durdu ve elindeki deniz yıldızına baktı mı? Yoksa önce elindeki deniz yıldızına bakıp ondan sonra bunun için değiştirecek ama dedi mi? Evet. Bu halde değiştiriyoruz. Baştan okuyoruz. Kıyıda binlerce deniz yıldızı vardı. Küçük bir kız onları ölmesin diye denize attı. Kimlere attı? Deniz yıldızlarını denize attı. Onları derken bundan bahsediyor. Peki. Ondan sonra uğraşma canım, bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi annesi. Ne için dedi? Onları denize ölmesin diye atması ile ilgili ne dedi? Bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi annesi. Çocuk da önce bir an duruyor ve elindeki deniz yıldızına bakıyor. Ondan sonra bunun için değiştirecek ama dedi. Evet. 3'ten sonra da bunun için değiştirecek ama dedi. Olayı mantıklı bir şekilde sıraladığımız zaman arkadaşlar hangisi çıkıyor cevap olarak? D seçeneği çıkıyor. Bizim sıralamamıza en uygun seçenek, daha doğrusu bizim sıralamamızda aynı olan seçenek hangisi? D seçeneği. Evet, baştan okuyoruz. Kıyıda binlerce deniz yıldızı vardı. Küçük bir kız onları ölmesin diye denize atmaya başladı. Uğraşma canım, bu hiçbir şeyi değiştirmez dedi annesi. Kız bir an durdu. Elindeki deniz yıldızına baktı. Bunun için değiştirecek ama dedi. Evet. Bizim belirlediğimiz seçenek nerede varmış? D'de varmış. Bundan dolayı cevabımız da D seçeneği oldu. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur? Olay paragrafım, düşünce paragrafım bir bakalım. Yani bugün okumaya mecbursunuz. Zaman var. Gözükmüyor. Bugün yazmayan insan yarına çıkamaz. Bunlar hep ne belirtiyor arkadaşlar? Görüş, yani düşünce belirten ifadeler olduğundan bu bir düşünce paragrafıdır. Evet, düşünce paragrafı. O halde hemen giriş cümlesini bulmaya çalışalım. Yani bugün hem uymaya mecbursunuzla ne olmaz? Bir cümle, bir paragraf başlamaz. Çünkü bu kendinden önce başka bir cümle izlenimi veriyor. Ortalıkta tam bir kriz var. Bununla başlama şansı olabilir. Kendinden önce başka bir cümle var, izlenimi vermiyor. Gözükmelerine de epeyce zaman var. Neyin gözükmesine epeyce zaman var bilmiyorum. Kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. Yarını bekleyeceğinize bugün oynayın. Bundan önce bir öğüt vermiş. Yarını bekleyen insanlardan bahsetmiş. Ona bekleyeceğine bugün oynayın diyor. Kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. Mavi gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. Yine daha önce bir betimleme yapmış ki ondan sonra bu ifadeden bahsetmiş. Kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. Bugün yazamayan insan yarına çıkamaz. Bu da paragrafın giriş cümlesi olmaya müsait. Kendinden önce başka bir cümle var mı izlenimi vermiyor. O halde şu aşamada bir eleme yapamıyorum seçeneklerde. Seçeneklerden gidelim bakalım. Önce 6'yı deneyelim. Bugün yazamayan insan yarına çıkamaz. 5 ile devam etmiş. Mavi gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. Herhangi bir bağlantı kurabildik mi arkadaşlar? Ben göremedim bir bağlantı. 2'den bakalım. Ortalıkta tam bir kriz var. Mavi gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. Yarını gözükmelerine de epeyce zaman var. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Mavi gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. Gözükmelerine de zaman var diyor. Evet. Bu iki cümle ne olursa olsun, nerede yer alırsa alsın ard arda gelmek zorunda. Gözükmelerine de epeyce zaman var. Neyin gözükmelerine? Mavi gökyüzünün, güneş ışığının ucunun gözükmelerine zaman var diyor. O halde 5 ile 3 peş peşe gelecek. 5, 3'ü ard arda gördüğümüz seçeneklere bakalım. A'da var ve C'de var. D'yi B'yi eledik. C'nin 6, 5'in ard arda gelmesi kısmını da elemiştik az önce. Çünkü bugün yazamayan insan yarına çıkamazdan sonra mavi bir gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor gelince herhangi bir anlam bütünlüğü vermiyor bana. Şimdi eleme yöntemiyle biz A'ya ulaştık. Bakalım, deneyelim, A gerçekten doğru bir cevap olacak. Evet. Ortalıkta tam bir kriz var giriş cümlemiz. Mavi gökyüzünün bir parçası, güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. Bu krizin içinde bulunduğu kriz durumundan bahsediyor olabilir miyiz arkadaşlar? Ortada bir kriz var. Nasıl bir kriz? Güneş ışığının bir ucu bile gözükmüyor. 2'den 5'e doğru bir gidişat olabilir. O halde 5'ten sonra 3 gelecek demiştik. Bu güneş ışığının gözükmelerine de epeyce zaman var. Ondan sonra ne demiş? 4'ten devam etmiş. Yarını bekleyeceğinize bugün oyun. Bugün yazamayan insan yarına çıkamaz. Yarını bekleyeceğinize bugün oyun. Neden? Neden bugün oyalım? Çünkü bugünü yazmayan insan yarına çıkamaz. Bu sefer 4 ile 6 birbirini takip ediyor. 4 ile 6 birbiriyle neden sonuç ilişkisinden bağlı. Sonra yani bugüne uymaya mecbursunuz. Sonuç cümlesi olarak da bugüne uymak zorundasınız diyor. Evet. Niye bugüne uymak zorundasınız? Bir neden sonuç ifadesi daha. Çünkü bugün yazmazsan yarına çıkamazsın. Bütün cümleler arasında tam bir bağlantı var. Evet. 2, 5, 3, 4, 6, 1 şeklindeki sıralama A seçeneğinde var arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bakalım. Ben de ondan kopmamayı umarak yürüdüm sokaklarda, ayrılıyoruz. Bu o zaman bir olay paragrafı arkadaşlar. Ne lazım bize? Olay bütüncülüğü lazım. Devam edelim. Ben de ile başlayabilir mi bir paragrafın girişi? Başlayamaz arkadaşlar. Bir, kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. İki, ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz ama ne? Nerede ayrılıyoruz? Bununla ilgili kendinden önce cümle izlenimi var olduğu için başlatamayız arkadaşlar. A'yı C'ye eledik. Çekip gidiyor araç yanımızdan. Kendinden önce bir cümle var izlenimi veriyor. O yine kendi hikayesine doğru yer alıyor. Kim? Neyle doğru hikayesinden? Neden bahsediyor bu? Hangi hikaye? Kendinden önce cümle var izlenimi veriyor. Dolmuştan aynı yerde iniyoruz. Başladık eyleme. Dolmuştan aynı yerde iniyoruz. Ondan sonra çekip gidiyor araç yanımızdan. Kim? Dolmuş gidiyor. Araç derken şu dolmuştan bahsediyor. O halde bu ard arda gelebilir. Çünkü birbirini takip eder şekilde. 5-3 ile devam edebiliriz. Araç dolmuştan aynı yerde indikten sonra bu dolmuş yanımızdan gitti. Olayı takip etti. Ondan sonra ne oldu? Ayrılıyoruz. Araç da yanımızdan çekip gittikten sonra ayrılıyoruz. O yine kendi hikayesine doğru yol alıyor. Ne zaman? Ayrıldıktan sonra o yine kendi hikayesine doğru yol alıyor. Ben de o kendi hikayesine doğru yol aldıktan sonra ondan kopmamayı umarak yürüyorum sokaklarda. Her şey birbirine tam anlamıyla bağlı arkadaşlar. Bütün olaylar birbirine zincirleme bağlı. Bunu bize hangi seçenek veriyor? B seçeneği. Bundan dolayı cevabımız arkadaşlar B seçeneği oldu.